Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin dördüncü dersindeyiz. Bu dersimizde Kur'an'da mecaz ve teşbih konusunu işleyeceğiz. Bir kelime kendi manasında kullanılırsa hakikat olur. Eğer asıl manasından başka bir manada kullanılır ve kendi manasında kullanılmasına engel bir hal bulunursa mecaz olur. Mesela bülbül kelimesini kuş için kullandığımızda hakikat olur. Güzel sesli birisi hakkında kullandığımızda mecaz olur. Teşbih ise aralarında maddi veya manevi bir münasebet bulunan iki şeyi birbirine benzetme sanatıdır. Kur'an'da mecaz ve teşbih vardır. İbni Teymiye ve avanesi mecazı ve teşbih inkar ettikleri için ayetlerin zahirini hakikat zannetmişler. Bu sebeple de bir temsil olan Rahman arşa oturdu ayetini gerçek kabul edip Allah'ın arşta oturduğu fikrini kabullenmişler. Bizler bu dersimizde Kur'an'da mecaz ve teşbihin niçin olması gerektiğini anlatacağız. Bir sonraki dersimizde de Kur'an'daki mecaz ve teşbihlere örnekler vereceğiz. Meselemize şu soruyla başlayalım. Kur'an kime inmiştir ve Allah Kur'an vasıtasıyla kiminle konuşmaktadır? Kur'an insana inmiştir, ve Allah'ın muhatabı insandır. Madem Kur'an insana indirildi, o zaman tarzı beyanı insanın anlayabileceği şekilde olmalıdır. Yani hitabı insanların konuşma tarzına uygun olmalı ve bu sayede Kur'an'ı okuyan manasını kolayca anlamalıdır. Malumdur ki çocukla konuşan çocukça konuşur. Çocuklar gibi çatpat ederek konuşur ki çocuk onu anlayabilsin. Bir doktor size hastalığınızı anlatırken anlayabileceğiniz şekilde anlatır. Eğer anlatımında sizi esas almayıp kendi bilgisini esas alsa ve tıbbi terimlerle konuşsa siz bundan hiçbir şey anlamazsınız. Yine bir avukata gitseniz avukat meseleyi size hukuk diliyle anlatmaz. Sizin anlayabileceğini şekilde anlatır. Bu her meslek erbabı için geçerlidir. Zira konuşmaktan murat meramımızı karşımızdakine anlatmaktır. Karşımızdakinin fehmini ve anlayışını göz önünde bulundurmadan konuşuyorsak ve o kişi bizi anlayamıyorsa bu konuşmanın manası yoktu ve hikmetsiz bir konuşmadır. Bundan dolayıdır ki edipler ve ehli belagat ince hakikatleri tasavvur, dağınık manaları tasvir ve ifade için temsil ve teşbihlere müracaat ederler. İşte Allahu Teala Hikmeti ve merhameti icabı Kur'an'da insanın anlayabileceği bir tarzla konuşmuş. Bizlerin ülfeti olan temsil ve teşbihleri kullanmış. Bizler nasıl ki aramızda konuşurken mecaz yapıyor, teşbih yapıyorsak Allah da bazı yüksek hakikatleri mecaz ve teşbih yoluyla bizlere bildirmiş. Kur'an bütün insanlara indirilmiş umumi bir muallim ve mürşittir. Ders halkasında oturan nevi beşerdir, insandır. İnsanların ekserisi ise alim değil avamdır. Mürşidin nazarında az çoğa tabidir. Yani umumi irşadını azların hatırı için, onların seviyesine göre yapmaz. Zaten avama yapılan konuşmalardan havas hissesini alır. Eğer avam esas kabul edilmeyip havasa göre konuşulursa avam o yüksek konuşmaları anlayamayacağı için hakikatten mahrum kalır. İşte Allah insanların ekserisi Kur'an'ın irşadından mahrum kalmasın diye hitabında avamı esas yapıp onların ülfetinde olan ustup ve teşbihlerle konuşmuştu. Avam ülfetlerinde olan ifade ve lafızlardan fikirlerini ayıramadıkları için çıplak hakikatleri anlayamaz. Ancak o yüksek hakikatler onlara ülfet ettikleri ifadelerle anlatılmalıdır. Bu ifade şekline tenezzülat-ı ilahiye denir. Tenezzülat-ı ilahiye Allah'ın beşerin anlayışına göre konuşmasıdır. Bu insanların zihinlerini hakikatten kaçırmamak için ilahi bir okşamadır. Kur'an'daki teşbih ve temsiller hakikate geçebilmek için bir vesiledir. Yoksa o teşbihlerin hakiki manası kastedilmemiştir. Demek müteşabi denilen Kur'an'ın üslupları hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için insanların gözüne bir dürbün veya numaralı birer gözlüktür. İbni Teymiye bu anlattıklarımızı bilmediği için Kur'an'ın teşbih ve temsillerini hakikat zannetmiş, hem sapmış hem de binleri saptırmış. Zannına göre demiş ki Allah mecaz ve teşbih ile konuşmaktan münezzehtir. Bilememiş ki konuşmada esas olan muhatabın durumudur, konuşanın durumu değildir. Muhatabın seviyesi neyse konuşma ona göre yapılır ve onun anlayışı ve fehmi esas alınır. Eğer böyle yapılmazsa konuşma anlaşılamayacağı için abes ve boş bir konuşma olur. Allah ise abes iş yapmaktan münezzehtir. Dolayısıyla hikmet-i ilahi kelamında mecaz ve teşbihlerin bulunmasını iktiza etmiştir. Bu derste anlatmaya çalıştığımız meseleyi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin eserinden iktibas etmeye çalıştık. Elbette Üstad Hazretlerinin uslubundaki kuvveti muhafaza edemedik. Bu meseleyi Risale-i Nur külliyatından okumanızı tavsiye ediyorum. Kardeşler, bu dersimizde Kur'an'daki teşbih ve temsillerin hikmetini beyan ettik. Bir sonraki dersimizde Kur'an'daki mecaz ve teşbihlere örnekler göstereceğiz. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet ol.